Raviyan-ı ahbar ve nakılan-ı asar ve muhaddisan-ı rüzgâr o güne rivayet ve bu tarz üzre hikayet ederler ki, çok eski zamanlarda yeryüzünün bilinmedik bir yerinde, suları bol, dört yanı yol, kişileri erimli, toprağı verimli, halkı erdemli, yazarları görkemli bir ülke vardı. O ülkede her kişi salt kendi çıkarında olup, gemisini kurtaran kaptan sen çuval giy ben klaptan diyerek kimse kimseyi düşünmezdi. Her koyun kendi bacağından asılır, her eşek kendi ayağından nallanır, bana ne gerek baklava börek deyip her kişi karnı tok sırtı pek olunca herkesleri de kendi gibi sanırdı. Günlerden bir gün bir kişi ortaya çıkıp, ''Ey aman bana kazık giriyor, kazık giriyor'' diye bir sözü yerde, bir sözü gökte haykırmaya başlayınca, önceleri hiç kimse aldırmayıp, ''Ele giren kazıktan benim neme gerek, Tanrı'ya bin şükürler olsun ki bana kazık mazık girdiği yoktur'' diye bu sese kulak asmadı. Ama gel gör ki adamın ''Kazık giriyor'' diye bağırması öyle arttı ki, bağırtısından o ülkede yaşayanlar tedirgin olup kayguya düştüler. Kentin düzenini koruyan kolcular, subaşılar hiç durmadan bağıran adamı yakalayıp her yanına iyice baktılarsa da hiçbir yerine giren kazık görmediler. ''Bu herif yalancıdır, bağırır çağırır herkesi tedirgin eder'' diyerek o kişiyi kentten uzak bir yere sürüp bir mağaraya kapattılar. Gel zaman git zaman günlerden bir gün ''Kazık giriyor'' diye bağıran kişiyi çal yaka edip getiren kolcularla subaşı da ''Kazık giriyor'' diye bağırmaya başladılar. Gürültülerinden yer yerinden oynadı. Subaşını, kolcuları dertop yakalayıp kadıya çıkardılar. Kadı da onları bir iyice elden geçirip ''Kazık mazık girdiği yoktur, kazık girse görülür, siz boş yere kenti ayağa kaldırırsınız'' diyerek bir kesin yargıya bağlayıp o kişileri ayaklarına zincir vurup zindana attırdı. Aradan gün geçti, ay geçti, bir gün kadı da cübbesinin etekleri havada uçuşup sarığı kavuğu rüzgarda savrulup sokağa uğradı. ''Kazık giriyor aman'' diye bağırmaya başladı. Kadının bağırtısı yüceliğine yüksek olduğundan padişahın kulağına kadar gitti. Padişah bu olan işlere çokça şaşıp, ''Bu iş ne iştir? Kadıya bile kazık girer. Bir iyice bakın bakalım, kadıya gerçekten kazık girer mi?'' diye buyrultu verdi. Hekimbaşı yanına varıp kadıyı evirdi, çevirdi, kadının her yanına baktıysa da hiçbir giren kazık görmedi. Sonunda kadıya kazık girmeyip, ancak kendiye kazık girmiş sanarak hepimizi huylandırmakta, kenti ayağa kaldırmaktadır. Aklından zoru olduğundan tımarhaneye kapatmak doğru olur diye rapor verdi. Hemen kadıyı tımarhaneye kapadılar. Bir zaman sonra kadıya giren kazığı görmeyen hekimbaşı, ''Ey aman bana da şimdi kazık giriyor'' diye gün doğumunda sıcak döşeğinden sokaklara uğradı. Hekimbaşıyı böyle görenler ellerini dizlerine vura vura kahkahadan iki büklüm olup, ''Vay hele, hekimbaşı da mı delirmiş? Koca hekimbaşı kendine kazık girmiş sanır'' diyerek hekimbaşıyı alaya aldılar. Tenekeler çalarak kentin çocukları ardına düşüp hekimbaşıya yuh çektiler. Hekimbaşı, ''Bu dertten anlayan yok mu ey yurttaşlarım? Bana giren kıymık değil kazıktır. Ben bu dertten olmam, ölürüm'' deyiver yansın bağırıyordu. Padişah da kızdı. ''Bunlar işi azıttı artık. Kendileri kazık girer der ama hiç kimse giren kazığı görmez. Bilir kişiler gelip baksın. Onların bilim gücü vardır. Biz görmeyiz de onlar görürler'' buyurdu. En büyük medreseden üç müderris bilir kişi seçilip hekimbaşıya baştan ayağa bir daha baktılar. Hiçbir giren kazık görmediler. ''Giren çıkan kazık yoktur. Koskoca hekimbaşı hiç utanmadan bizi kandırmaya çalışır. Boş yere halkı ayaklandırır'' dedik de hekimbaşıyı ellerini ayaklarını bağlayıp uzak bir yere sürdüler. Aradan çok geçmeden bilirkişi olan üç müderris de bir gün ''Ey aman din kardeşleri kazık giriyor'' diye sesleri çıktığınca haykırmaya başladılar. Şeyhülislam olsun, Reisül Küttab olsun, Sadrazam olsun hepsi de müderrislere bakıp ''Boş yere yaygara edersiniz, kazık mazık girdiği yoktur'' dedikçe müderrisler de ''Bir gözü gören kul yok mu ey din kardeşleri, işte kazık giriyor'' diye çığlığı bastıklarından onlar da zindanlara atıldılar.
Gün erişip bir zaman geldi, Şeyhülislam ile bütün vezirler, Reisül Küttab, Sadrazam da ''Vay anam, bu kazık ne kazıktır, şimdi de bize girer'' diye bir feryadı figan eylediler ki tabir olunamaz. Padişah ''Ortada kazık yoktur, olsa görünür, yalan söylersiniz'' dedi. Ama gel gör gitgide o ülkede 7'den 70'e genci yaşlısı bir zaman geldi, ''Kazık giriyor'' diye bağırmaya başladı. Padişah da ''Kendilerine kazık girmeyenler, kazık giriyor diye bağıranlara baksın, bakalım dedikleri doğru mudur?'' dedi. Kendilerine kazık girmeyenler, kazık giriyor diye bağıranlara iyiden iyiye baktılarsa da hiçbir giren kazık görmediler. ''Padişahım çok yaşa, sayende hiçbir kazık mazık girmeyip bunlar bozgunculuk etmektedirler'' dediler. Böylece bir zaman daha geçtikten sonra o ülkede herkes bağırmaya, kendine kazık girdiğini söylemeye başladı. Padişah da ''Herkes birbirine baksın, gerçekten kazık girer mi?'' dedi. Herkes birbirine baktı ama hiçbiri öbürüne giren kazığı görmedi. Herkes birbirine ''Yalancı, sana giren kazık yoktur. Kazık yalnız bana girmektedir. Senin yaygarandan benim sesime kulak asan olmuyor'' diye bağırıp hepsi birbirine düştüler. Gel zaman git zaman hiç kimse kazık giriyor diye bağırmaz oldu. Artık kazığa alışmışlardı. Hiçbir ses çıkmadı. Her ne olduysa ilk bağıranlara olmuştu. Bir gece yarısı saraydan bir ses yükseldi ki o sesle yer yerinden oynayıp herkes yatağından fırladı. Padişah don gömlek kendini sokağa atıp ''Aman ey benim sevgili kullarım yetişin! Bana da kazık giriyor!'' diye durmadan bağırmaya başladı. O kentin kişileri ''Padişahtır yalan söylemez. Elbet kazık girdiği doğrudur. Bizden çok bağırması da herkese rütbesine göre büyüklükte kazığın girmesindendir.'' ''Padişaha giren kazık sultani olmak gerek'' dediler. Padişah yeri göğü inleterek ''Ne durursunuz, gelip kazığı çıkarsanız ya'' diye yalvardı. Padişahın çevresindekiler ''Ey sultanım, nasıl çıkaralım? Bu kazık başka kazıklara benzemez, gözle görülmez, elle tutulmaz. Acısını da kazığı yiyenden başkası duymaz. Az daha sık dişini. Bir zaman sonra bizim gibi sen de kazığa alışır.'' Rahata kavuşursun dediler. Aziz Nesin, Padişaha Giren Kazık.